Kitap Diyarı adında çok güzel bir belde vardı. Havasını mis gibi kitap kokusu sarmıştı. Suyu, doğası, oksijeniyle bambaşka bir yerdi. Bu beldede denize nazır gönül restorantı dillere destandı. Ruhumu adı oldukça davetkar geldi. O davet restoranın pirinden geldi. Davete icabet gerekti. Kitap diyarına kollarımız taptaze, sımsıcak hayatların paketleriyle dop dolu geldik. Ürkek ve meraklı bakışlarla restoranta girdiğimizde genzimde kitapların o eşsiz kokusuyla ruhumun açlığı uyandı. Eşim ve ben hayran hayran bakınırken davetli olduğumuz turva masasına doğru yürüdük. Gönül restoranına ilk gelen bizdik. Meraklı, heyecanlı adımlarla masadaki yerimizi alırken ben kollarımdaki ikramlıkları bir kenara ürkek ve tedirgin yavaşça iliştiriverdim. Beklemeye başladık. Restoran oldukça renkliydi. Masalar binbir çeşit ikramlıklarla dop doluydu. Hayaller, umutlar, mücadeleler, acılar, azimlerle dolu hayatlar binbir ikram olarak üst üste masalarda yerlerini almıştı. Masanın diğer davetlilerini beklerken bu gizemli restorantı dolanarak merakımızı gidermek istedik. Masal gibi bir yerdi. Havası umut kokuyor, hayaller hayat buluyordu. Her masa ayrı bir dünya, her ikram büyük emeklerle hazırlanmıştı. Sonra tek tek masaları incelemeye başladık. Masanın birinde korlanmış mangal vardı. Savaşın acı, tadı umuda durmuş, dua dua göklere yükseliyor, masumlara kol kanat gerene sığınıyordu. Yeryüzü umudun kokusunu barındırıyordu. Bir direğinde tabaklar, çalınan hayaller ve hayatlarla dop doluydu. Küçücük hayatlara yüklenen kocaman yüklerin ağırlığı vardı. Bir başka masada ise umudu gökyüzüne bakarken gördüm. Kaybettiği mutluluğu yıldızlarda arıyordu. Uzak, imkansız, ulaşılmaz olsa da vazgeçmiyordu. Derken masanın birinde de çilekaş kadınların kavrulmuş hayatları meze olmuştu. Biten hayatlar, çalınan hayaller, işkence dolu hayatlar masada çorba niyetine yerini almıştı. Hakikatlerle donatılan diğer masalarsa ayrı renk katıyordu restoranta. Sonra tatlılar vardı. Umut aşılayan, aroması özgüven dolu, başarmanın yolu azimden geçer diyen, lezzeti azimdedir denilen tatlılar. Sevgiyle yoğrulmuş, özlemle sulanmış, umutla hasat edilmiş tohumlardan oluşan tatlılar. Restoranda en çok çocuklar sahnedeydi. Ortamın eğlencesi, umudu, ışığı, geleceği. Cıvıl cıvıl neşe katıyorlardı havaya. Geleceğe ışık tutan, umut olan, bayrağı teslim alacak olan geleceğimiz çocuklarımız. En zengin, en renkli, en neşeli masa onların masası. Çocukların masası gönül restorantının maskotuydu.
Sonra masamıza döndük. Bizim masamızda da menü renkliydi. İlk dikkat çeken ise tarihin bilinmeyen karanlık yüzünü tüm çıplaklığıyla ve belgelerle gün yüzüne çıkaran menülerdi. Nihayet masamızın ilk yüzdesi elinde kamerasıyla video çekerek Dilek'e geldi. Neşe'nin açık adresi. Artık dilekler gerçek olacaktı. Derken restoranın piri masanın olmazsa olmaz süsü, gülünü ve tomurcuğunu getirdi. Güzel sofra tabii ki de gülsüz olmazdı. Masanın en ağır taşı, şiirin duayeni, tasavvuf ehli de gelince sipariş verilebilirdi. Yeni restoranında menü zengindi. Ara sıcakta muhabbet, ana yemekte samimiyet, salata olarak içtenlik ve tatlı olarak da en doğal haliyle dostluk vardı. İçecek olarak neşe, şaka, söyleşi, yarışmalar ve tabii ki restoranın kuruluş amacı olan Sezai Karakoç'un Monarozası vardı. Şiirin duayeni, restoranın duayeniyle şiirde kapışınca içecekler iksire döndü. Lezzet kat be kat katlandı. Karşı masadan ikramlarla ağız tadı damakta kaldı. Kitap diyarı havasında dostluk kokusuyla hayat buldu. Ağızda tat, yürekte huzur, gönülde muhabbet olarak yarım kaldı. Bir sonraki yolculuğun hayali yüreklerimizde ukde kaldı.